tatile çıktı. Masal kitabını da Ayşegül'e bıraktı. Bu kitapta yazılı dünyanın bütün masalları. Haydi sen de gel, haydi sen de gel. Bu masallar rüya kokuyor. Haydi sen de gel, haydi sen de gel. Ayşegül masal anlatıyor. Hey, merhaba. Harika bir gün geçirdim. Babam bizim mutfağı boyuyor. Bütün gün kardeşimle ona yardım ettik. Duvarın neredeyse bir kısmının yarısını ben boyadım. Bak, ellerim boyalı. Aslında şöyle küçük çiçekler çizmek istiyordum ama öyle şeyleri ancak usta boyacılar yapabiliyormuş. Bu yüzden biz sadece dümdüz boya yaptık. Kollarımı böyle yukarı kaldırınca nasıl çıkarıyor ama neyse. Şimdi masalımıza geçelim. Ay, 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 ay. Hadi bakalım. Kocaman kitap. Şimdi masal anlatma zamanı. Hakiki zenginlik. İyi bir masala benziyor. Hazır mısınız? Masalımız geliyor. Çok eski zamanlarda bir padişah kızı varmış. Bu kız çok iyi ata biner, çok iyi koşar, ülkeyi yönetmekte padişah babasına yardım edermiş. Bir gün padişah kızı evlenmeye karar vermiş. Civarda ne kadar prens, şehzade varsa saraya koşmuş. Hepsi bu iyi ata binen, iyi koşan, akıllı ve güzel padişah kızıyla evlenmek istiyormuş. Fakat kızın bir şartı varmış. Evleneceğim kişinin çok büyük bir serveti olsun. Bu servet gelip geçici olmasın ve bir mendilin içine sığsın. Onunla evlenmek için sıraya girenler tek tek mendillerini açıp göstermişler. Bir şehzadenin mendili tepeleme altınla doluymuş. Diğerininki değerli taşlarla. Bir başkası sahip olduğu hanların, hamamların, tapularını koyup gelmiş mendilin içine. Fakat padişah kızı hepsine burun kıvırmış. Mendilin içine sığmasına sığmışlar ama altınlar, paralar, gelip geçici şeyler bunlar. Aslında servetten bile sayılmazlar demiş. Ben daha kalıcı bir şey arıyorum. Günlerden bir gün böyle fakir görünüşlü bir delikanlı çıkıp gelmiş saraya. Ben de padişah kızıyla evlenmek istiyorum. Mendilimin içindeki hazineyi göstermeye geldim. Kapıdaki askerler, saraydaki soylular hepsi ama hepsi delikanlıya gülüp senin mendilinde ne olacak demişler. Ama delikanlı vazgeçmemiş. Padişah ve kızına yeni bir damat adayının geldiği haber verilmiş. Az sonra büyük bir kalabalık toplanmış. Herkes yeni adayın mendilindeki hazineyi görmek istiyormuş. Soylulardan biri, bu adamın çıkınında bir parça peynir ve ekmekten başka ne olabilir ki deyince diğer soylular da böyle bıyık altından gülmüşler. Fakat padişah onları susturmuş. Doğrusu o da delikanlının servetini çok merak ediyormuş. Delikanlı, padişahım, kızınızla evlenmek istiyorum. İşte hazinem bu diyerek tıka basa dolu çıkınını göstermiş. Aç da görelim demiş padişah. Delikanlı çıkınını açmış. Herkes içindeki değerli taşları, altınları görmek için eğilmiş ama o da nesi? Çıkınından küçük bir makas çıkıvermiş delikanlının. Bu benim makasım. Çünkü berberlik yapıyorum. İşimde de ustayımdır. İsterseniz saçınızı, sakalınızı düzelteyim demiş. Padişah şaşkın şaşkın. İstemez diye homurdanmış. Zenginliğini gösterecektin ya, onu bekliyoruz burada. Delikanlı yine çıkına dönmüş ve bu kez bir de kerpeten ve ağaç rendesi çıkarıp göstermiş. Bunlar kerpeten ve rende. Çünkü marangozluğu biliyorum. Emrederseniz saray kapılarını elden geçireyim. Onları düzeltir, yepyeni yaparım. Yok yok, kapılar iyi. Sen devam et demiş padişah. Giderek daha çok meraklanıyormuş. Delikanlı çıkınından bir bıçak ve biraz tuz çıkarıp göstermiş. Bıçağım ve tuzum var. Çünkü çok iyi bir aşçıyım ben. Sonra bir türlü boşalmayan çıkından başka şeyler çıkarıp göstermeye devam etmiş. Bunlar mala ve keski. Çünkü duvarcılığı biliyorum. Bunlar çekiç ve kıskaç. Çünkü demirciliği biliyorum. Bunlar kalem ve hokka. Çünkü çok güzel yazı yazıyorum. Saraydaki asiller çıkından bir tek kıymetli taş, bir tek altın çıkmadığını görünce sert sert bakmışlar delikanlıya. Peki ya servet? Diye sormuş soylulardan biri. Bize alel acayip aletler gösterip duruyorsun. Delikanlı gülümsemiş. Bu saydıklarım benim hünerlerimdir. Bunları kullandıkça dilediğim kadar para kazanabilirim demiş. Herkes ne diyeceğini görmek için padişah kızına dönmüş.
haklısınız diye başlamış lafa padişah kızı. Böyle hünerleri olan biri gerçekten zengin demektir. Onun zenginliği tükenmez. Tam istediğim gibi olmuş. Büyük bir servet küçük bir mendile sığmış. İşte bu konuşmadan hemen sonra sarayda büyük bir düğün alayı kurulmuş. Çünkü padişahın kızı kendisini isteyen bütün şehzade ve prensleri görmezden gelip krallara, asillere sırtını dönerek hüner sahibi bu delikanlıyla evlenmeye karar vermiş. Ya gerçekten de hakiki zenginlik insanın kendinden gelir. Hazır para önemli değil. Çünkü bir gün mutlaka biter. Ama insanın sahip olduğu hünerler öyle mi? İşlerini iyi yapanlar her zaman para kazanabilirler. Mesela bizim mutfak duvarının ince işçiliğini yapacak olan ustalar gibi. Ya biz sadece boyadık. Asıl hüner onların. Neyse, yine lafa daldım. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi yataklara koşun bakalım. Güzel bir uyku çekin. Mışıl mışıl uyuyun. Unutmayın, rüyalar yastığınızda sizi bekliyor. Yarın yine burada buluşalım, tamam mı? İyi uykular. Oh.